Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonunda Number One TV'desiniz ve motorların üstünde Hello Moto başlayan program. Efendim herkese iyi akşamlar. Bugün konuk motoyla karşı karşıya sayın ve sevgili, artık bundan sonra Azize olarak anacağımız güzel hanımefendi Hilal Cebeci, Number One TV'de Hello Moto stüdyolarında hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyim, siz nasılsınız? İyi ki geldiniz. Daha iyi olduk. Biz iyiyiz ya, biz burada böyle takılıyoruz yani ışıkta falan. Sıcakta, evet. Ha, güzel, yazın daha sıcaktı, şimdi iyiyiz yani, pek problemimiz yok. Ama yazın her yer sıcak. Çok sıcak ama ya. Hem sıcak yani, hem stüdyo sıcak, hem herkes sıcak. Buradaki ekip de sıcak. Ya yansıyan yüzü öyle. Ben gayet sıcağım da arka taraf için öyle söyleyemeyeceğim. Yani yok, kameramanlar, rejideki arkadaşlar genelde sinir bozar. Nasılsınız efendim? Hayırlı uğurlu olsun. İyiyiz, albüm daha çıkmadı mersi. Gerçi 12'sinde evet. Çıkacak ama. 12'sinde çıkacak inşallah. 12'sinde biraz tabii albüm heyecanı var ciddi anlamda. Kaçıncı albüm olacak bu? Bu üçüncü albüm. Allah'ım ne kadar. Allah'ın hakkı 3'tür deyip bir daha yapmayacak mısınız? Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Bu bazı şeyler için geçerli. Her şey için bunu geçerli kılarsak ondan sonra işin içinden çıkamayız olmaz, bir daha. Olmaz. Yani bu Allah'ın hakkı 3'tür. Mesela ne bileyim, evliliklerle ilgili olabilir. Allah'ın hakkı 3'tür. İşte ne bileyim ben, böyle daha sanal şeylerle alakalı olabilir ama tabii hayatımızı ilgilendiren böyle ciddi şeyler ve mesleğimizle ilgili Allah'ın hakkı hiç olmaz tabii ki. Yani mesela bir erkeğe iki kere şans verirsin, üç kere ondan yeter. Ondan sonra vermezsin. Yeter tabii. Daha tabii. Dersin, bir daha vermezsin tabii. Yani. Karadenizli misin? Yok değilim ya. Biz daha şeyden, Kuzey Asya'dan. Ne demekse. Ya baştan bir video izleyelim mi? Video çok şık olmuş. Evet, böyle ben tek izlemeyeyim, birlikte izleyelim aslında. Önce videoyu izleyelim Azize'yi, ondan sonra Hilal Cebeci ile daha böyle video üstüne konuşuruz, evet, değil mi? Evet. Güzel olur. Ne güzel. Azize burada, Hilal Cebeci ardından Hello Moto devam edecek. Türkiye'nin bir numarasından Number One TV'de Moto'ların üstünde Hello Moto devam ediyor. Hilal Cebeci ile birlikte şimdi Azize'yi izledik zaten. Ben sizin en böyle uğurlu rakamınız 5 mi efendim? Benim uğurlu rakamım 5 değil, benim uğurlu rakamım 19. 10? Benim şey gibi oldu, benim uğurlu rakamım 43.613. 19. Onun gibi oldu. Ya 19, niye sordum şeyden, çünkü hep 5-4-3 diye mi denemelerde saymaya başlıyorum? 5'i mutlaka söylüyorsunuz 3, 5, 8, yani. Mesela şifrelerimde de 5 vardır, 3-5-8'i kullanırım işte, 5-4-3-2 ama o bir şey yani, alışkanlık. Ama uğurlu sayım 19. O zaman Hilal Cebeci ile alakalı bir şeyler kırmak istiyorsanız 3-5-8 falan böyle bunları... Yani bu söylenir mi efendim şimdi şifrelerde bunları bak kullanıyorum diye. Ama şimdi ben burada böyle söylüyorsam vardır bir bildiğim. Şifrelerimde hiç öyle bir şey yoktur. Yani onlar basit bir şeydir. Evet, klip güzel olmuş, hayırlı uğurlu olsun. Şarkı eski bir şarkı. Eski bir şarkı. Yani bunu zamanında Zeki Müren söylemiş. Evet. Şimdi de yeni versiyonunu biz yaptık. Çok beğenildi. Ben zaten çok sevdiğim bir şarkıydı. O yüzden çok hoş oldu. Klip de çok beğenildi. Evet, klip güzel de güzel. Oldu yani. Böyle ne havası var? Harem o. Ben tam şey harem, baştan sona seyretmedim bu, videoyu tam olarak. Harem'de geçiyor. Osmanlı Harem'inde geçiyor. İki tane cariyenin aşkını anlatıyor. Çok hoş. Ama haremdeki hanımefendiler genelde mutsuzlardır. Yani mutlu olanları şeylerdir. Böyle hırsı olanlar ve padişahı elde etmek isteyenlerdir. Tabii gözde olmak isteyenler, hırsılar. Burada siz mutlusunuz. O zaman siz de bir... O zaman demek ki biz mutlu ve iyi olan bölüm bizimki. O hareket virüs gibi. Yani o haremle falan alakası yok biraz önceki. O renk olsun diye girmiş. Birdenbire. Merhaba, ben cariye bir yandan da. Buradan şey yaparım. Virüs gibi olur mu canım? Her şeyde yanlışlıkla girmiş. Her şeyde bir renk vardır ya. Bir anda o şeyi bozalım işte. Hani o tek düze giden şeyi bozalım. Orada bir popo sallayalım. Ay. Program şimdi rutine bağlarsa o zaman. Evet. Tek düzeliği bozmak için kalkıp ilerleyeceğiz. O zaman şimdi öyle bir hareket bekliyorsanız benden, biraz tek düze gitsin program diyebiliriz. Albüm ismi ne olacak? Albümümüzün ismi Kim Gitsin. Kim Gitsin? Aa, Kim bundan gitsin? Yarışma programı olur ha. Her şey olur bundan. Yani bunun altından birçok şey çıkabilir. Kim Gitsin. Yani aslında Kim Gitsin bir aşk şarkısı ama her şeye yorulabilecek bir şarkı. Ha mesela bugüne kadar şeylere çok alıştık böyle. Şu dönemde çok fazla yapılmıyor ama eskiden mesela albüm çıkardı. Albümün ismiyle ya da ilk çıkış şarkısının dizisi.
yapılırdı falan böyle işte. Mesela şarkının ismi Sevdim Ben Parçalandım. Ondan sonra dizi çıktı Sevdim Ben Parçalandım falan başladı. Öyle benim mesela ilk albüm Köylü Güzeli'ydi. O zamanlar Köylü Güzeli ile ilgili bir dizi teklifi almıştım mesela. Yapmamış mıydınız? Evet, yapmamıştık. Niye efendim? Yani olmamıştı. Olmadı bir şeyler. Taşlar oturmadı diye. Ne bir problem çıktı. Yani bayağı ciddi kaldı. Ciddi bir proje oluşturuldu falan ama sonra anlaşamadığımız konular oldu. İptal oldu. Ya zincirde bir kopma olduğu oldu, zaman oldu. Baştan sona evet. Gidiyor. İşte Kim Gitsin albüm ismi olduğu için bu ilk olabilir yani mesela albüm dizilerine rastladık ama albüm yarışma programı mesela yani Kim siz sunukta Gitsin, evet. Kim Gitsin? Olur tabii olur yani yapabiliriz böyle bir şey olabilir. Kaç şarkı var albüm içerisinde? 9 şarkımız var bir tane de remiximiz var. Bir tane de remix var. Remix Azize'ye mi remix yoksa? Azize'ye remix düşünüyoruz biz. Versiyonunu böyle işte çünkü çok da sevilen ve daha yapılmadı mı? Yok yapılıyor şu an. Zaten albüm 12'sinde çıkacak. Şu an remixleri ve bazı bir takım şeyleri yapılıyor. O yüzden hazır değil henüz. 12'sine kadar umarım yetişir bir aksaklık yok, olmaz, bir problem olmaz. Olmaz. Nasıl rutine bağladım farkındaysan. Ha? Rutine bağlandı bir şey biraz program gördüğünüz gibi kendini gösterebilir. Biraz daha rutin olması lazım. Tamam uğraşacağım. Robbie Williams, Trippin Number One TV'de ardından Hello Moto devam edecek. Türkiye'nin bir numarasından Number One TV'de Hello Moto devam ediyor. Hilal Cebeci ile birlikte devam ediyor. Şimdi Hilal Cebeci Köylü Güzeli ilk çıktığı şarkı. Evet, o da işte eski bir şarkı yeni bir versiyon Hilal Cebeci'den. Evet, evet. Azize eski bir şarkı yeni bir versiyon. Evet, İlk çıkışlar yani, niye böyle seçiliyor? Hep böyle olacak diye bir şey yok. Aradaki albüm öyle olmadı mesela. O İpe İpe şarkısıyla çıkmıştık. Ha, ama doğru. O biraz farklı oldu, İpe İpe oldu. İpe İpe. Evet ama bu şimdi Köylü Güzeli çok şans getirmişti. Azize de yani illa böyle yapalım diye bir şey söz konusu değil. Sadece ve sadece böyle denk geldiği için. Ama bu bundan sonraki albümde de böyle olacak diye bir şey ama yok. Güzel de olmuş. Mesela biraz ses verelim. Altta böyle ritimler falan da kullanılmış. Tabii, sadece tabii böyle. Tabii biz eski mesela eski versiyon Zeki Müren'in söylediği versiyonla bu çok farklı. Farklı. Biz daha böyle daha işte yeni. Zaten işte, şöyle bir şey var. Yani eski bir şarkıyı alıp yeni yorumlayacaksan şarkının özünü bozmayıp ama yeni tabii. bir tatla katmak tabii. gerekiyor. Katmadan tabii. alıp aynısını olmaz. Çıkıp söylemenin çok da bir anlamı olmaz. Yok gibi geliyor bana. Olmaz. Şimdi tabii. sizin İpe İpe çıktıktan sonra şey var. Despina Vandi'nin bir tane şarkısı var. Bilir misiniz? Opa Opa. Aa biliyorum biliyorum. O şarkı biliyorum. İpe İpe'den sonra çıktı. Evet ondan herhalde etkilendiler. Ben etkilendiğini düşünüyorum. İpe İpe'den sonra Opa Opa. Opa Opa yani ne anlama geliyor? Herhalde şey değil mi yani hop anlamına mı geliyor? O anlamda değil mi? Top anlamda. Ya Opa yani, Opa yani. İpe İpe gibi işte o. Bence İpe İpe'den etkilendiler onlar. Bence ayrıca da İpe İpe'yi duyduğuma göre şeyde... söyleyin ya bu Ürdün tarafları işte Arap ülkelerinden alınmış, satın alınmış. Sadece. İpe İpe şarkımız alınmış. Orada öyle bir, mi? Evet bir Arap şarkıcı okuyacakmış. Hadi bakalım Arapçada nasıl olacak? Sözleri de aynı. Yani Arapçaya çevrilip Arapçaya aynı. Arapçaya çevrilip İpe İpe kısmı nasıl olacak onu acaba işte orası? Bilmiyorum. Arapçası nasıl? Bilmiyorum. Arapçası olan var mı? Sen araba benziyorsun. Araba benziyor. Benzemiyor mu ama? Vallahi benziyor, var yemin ediyorum. Bir... Seninki de var biraz ya. Var bir şeyler. Vala vala falan belki o tarz bir değişik ya olur yani. Sen de tam ciddi salladın yani. Vala ya. Vala. Ne, vala ne demek? Olur mu? İp ne demek Arapça? Vahe kılıç aslında. Vahe. Yani aynen bu şekilde okunacak bir Arapçası. Güzel bir şey tabii. Güzel tabii ki kesin güzel ya. Kesin çok da iyi bir tiraj yapacağına da inanıyorum. Ben de inanıyorum. Yani şarkı sözler de aslında böyle bazen anlamsız sözler tabii ki her yerde yani dünya müziğinde de var. Bizde çok eleştiriliyor. Mesela ben o zaman çok eleştirildim. Niye? Yani insanlar... Ya bizdeki eleştirileri ben açıkçası çok da fazla mantıklı ve ciddi yapıldığını zannetmiyorum. Yani ha, evet. İpe İpe Allah hadi bir şey bulduk saldır yani ne söylesen tabii. söyle önemli. Yani ciddi tabii, bir tabii. şey söylemen ya da mantıklı bir şey söylemen evet. önemli değil. Sadece söyle yani saldır gitsin. Aynen öyle. O yüzden şey değil mesela...
hiçbir zaman şarkı seçerken şeye dikkat etmiyorum. Hani sözleri, aa bu nedir, şu nedir ya da bir klip çekerken aa şöyle mi olur, eleştirirler mi? Bunlara önem vermiyorum. İçimden ne geliyorsa onu yapıyorum. İçinizden ne geliyorsa onu yapıyorsanız da biraz da eleştiri oklarına da hedef oluyorsunuz. Hedef aslında oluyorsunuz ama içinden gelen neyse onu yapmak da daha yapmak istiyorum yani sonuçta şey. Ben bir şarkıcıyım. İçimden böyle bir klip çekmek geliyorsa çekiyorum. Öyle bir şarkı söylemek gerekiyorsa da söylüyorum ve o şarkılarda yanılmıyorum. Dillere düşüyor. Yani önemli olan da bu zaten. Tek güzellikten sıyrıldın ama. Ne yapayım? Hareketi kaybettim. O kadar rutine giremiyorum. Biraz bir iki dakika girdim. Baktım sonunda bir şey olmadı. Ben çıkayım dedim yani rutinlikten. Olacaksa bir iki dakika daha denerim biraz sonra. Yapabilirim öyle bir şey yani. Global DJs What A Feeling Number One TV'de ardından Hello Motor devam edecek. Türkiye'nin bir numarasından Number One TV'de Hello Motor devam ediyor. Motorların üstünde Hello Motor devam ediyor. Tabii ki bir yandan ufak izin verirseniz şey söyleyeyim, web sitelerini bir söyleyeyim. HelloMotor.com web sitesini ziyaret edin. Motorola ile alakalı her şeye ulaşabiliyorsunuz. Ya da Motorola.com/TR yaptığınız zaman Türkçe sayfası Motorola.com'a girerseniz İngilizcem benim iyi derseniz efendim. Buyurun Motorola.com'dan İngilizce araştırın telefonları. Ne sizin teknoloji dünyasıyla aranız iyi midir böyle ya telefonlarla iyidir. Falan? Ya telefon mesela çok severim cep telefonu. Ya lafınızı kesiyorum ama şeyler vardır ya böyle. Allah'ım telefonda bir özellik çıkmış, bir düğmeye basıyorsun, lamba yanıyor, hemen onu almam lazım benim falan diye. Benim ilgimi çekiyor, yani dizaynı çok ilgilendiriyor. Yani içindeki hani çok böyle işte yok şöyle fazlalıkları varmış, işte şuradan web'e giriyormuşsun, çıkıyormuşsun, onlar değil. Bak bunun dizaynı güzel, telepir bir de, ikinci el benden, iyi fiyata. Bir kere bu benim, yani bir bayan için bu biraz şey, yani kalın. Kaba mı? Evet. Kalın. Kalın. Yani ben daha böyle ince ve daha... O zaman size V3 verelim. Dünyanın en ince cep telefonu. Ondan da kullandım. O mesela işte kullandığım telefonlardan bir tanesi ve Motorola hakikaten çok iyi bir marka. Motorola'nın çok telefonunu kullandım ben. Çok da güzel dizaynları oluyor. Benim için böyle ince, böyle estetik, minik olması çok önemli. Çok zaten güzel. İlk telefonları da Motorola çıkarmış. Tabii Motorola cep telefonlarında ilk başlangıcı, startı veren Motorola. Daha sonrasında... Teknoloji de çok hızlı ilerliyor çok ama ya. Çok hızlı ilerliyor. Çok da güzel şeyler var ama tabii teknolojiyle beraber de yanında kötü şeyler de oluyor işte. Doğal yani, geliyor. Çok fazla demek ki teknolojinin ilerlemesi de iyi bir şey değil. Mesela Korsan CD diye bağlıyormuşuz buraya hemen. Mesela teknoloji gelişti, robotlar artık Korsan CD basıyorlar. Korsan CD basıyorlar. Tabii ki Korsan CD hepimizin kabusu. Yani... Albümler satmıyor biliyorsunuz korsan yüzünden. Ciddi anlamda bir tiraj kaybı var şu an Türkiye'de. Deli gibi satan albümler işte 30 binlerde, 40 binlerde kalıyor. Çok acı bir şey. Evet. Yani bu sektör böyle ne oluyor bilmiyorum. Ya eskiden ortalama mesela standart genel olarak ne kadar satardı albümler? Şimdi mesela ne kadar satıyor? Standart şöyle söyleyeyim. Mesela çok işte örnek verelim. Atıyorum 600 binlik, 700 binlik satış yapan insanları gözümüzün önüne alalım. Yani bu kadar albüm satan insanlar şimdi 60-70 binlerde kalıyor. Yani ciddi anlamda bir fark var. Peki tek bunu etkileyen korsan CD mi? Bir de ben MP3'lere yoruyorum. Çünkü ben... MP3 çalarlardan nefret ediyor İlhan Cebeci. Buradan nefret şöyle, ediyorum. Eğer bir MP3 çalar firmanız varsa ya da MP3 çalarcıysanız yaklaşmayın. Evet, aynen öyle. İlhan Cebeci. Aynen öyle. Bir de hakikaten farkında değiller. Geçenlerde onu anlattım biraz önce. Böyle bir yerde sahne alıyordum. Bir güvenlik görevlisi geldi. Bana dedi ki Hilal Hanım dedi işte ben ve bütün arkadaşlarım sizin dedi. Hep dedi sizin şarkılarınızı indiriyoruz sizin dedi. Sizin korsanınızı çıktığı gibi alıyoruz inanın. Ama onlar bunu çok güzel bir şeymiş gibi anlatıyor. Çünkü farkında değil aslında. Benim hoşuma gidecek zannetti demek ki. Tabii onlar böyle yaptığı sürece bizim emeklerimiz boşa gidiyor. Yani MP3'ten indirmesinler. Bunun için şimdi ne yapıyoruz? Mesela ben CD'min içine çok güzel bir özel bir poster koyuyorum ve bir hayranımla birlikte de bir akşam yemeği yiyeceğim. Yani bunları isteyenler... Ya şimdi yavaş yavaş şey yapılıyor mesela... kopyalanamayan CD'lerde İnşallah. Teknoloji ilerletiliyor. İnşallah. Şu anda da var ama yine de onlar kopyalanıyor. Bir şekilde kırıp yapıyorlar ama o teknoloji ilerlerse o zaman belki kopyalanamayabilir. İnşallah. Yani onu ümit ediyoruz. Çünkü hakikaten çok ciddi emekler var ve bu çalışma süresi içinde sinirlerimiz ciddi anlamda yıpranıyor. Bir de ondan sonra çok emek veriyorsunuz. Güzel bir şey çıkıyor ortaya.
satmıyor. İşte korsanını satıyor. Herkesin elinde. Bir gün biz bir yerde CD'im gerekiyordu. Korsanını buldular. Olacak şey değil. Yani müzik markete gidiyorlar. Yok albüm. Ama korsanını buluyorlar gecenin 10.30'unda. İşte Ak Merkez'e şuraya i̇şte buraya gidiyorlar. İşte öyle de faydaları var filan. Ne dedim ben? Yani. Yok öyle bir şey ama şimdi kalkıp da MP3 çalarlara ölüm diye miting falan yapmamıza da gerek yok. Ama o MP3 çaların suçu değil ki ya. Ama yani sağduyulu olması gerekiyor. Yani müzik seven, müzik severlerin sağduyulu olmasını ben buradan tavsiye ediyorum ve istiyorum. Gerçekten istiyorum. Yani düşünsünler. Onlar bir şeye emek veriyorlar. Biz onun karşılığında şimdi emek verdiği bir şeyin bir anda ellerinin avuçlarından gitmesini kendisini koyarsa yerine bizi çok daha iyi anlayabilir. Gerçekten çok kötü bir şey. Üzülüyoruz yani en azından bu işten para sadece para kazananlar bizler değiliz. O albümde çalışan müzisyenler canım, var. Set ekip, her stüdyo şey yani sadece var. Biz değil bazı insanların ekmekleriyle oynanıyor yani. Evet. Burası birazdan korsana hayır açık. Şeyine dönecek. Korsancılar basarsa burayı şimdi ben direkt kaçarım yani söyleyeyim hiç. İşte bak erkekliğin 10'da 9'u kaçmakmış. Gördüğünüz gibi en güzel örneklerinden bir tanesi. Yaşar hatırla. Videosunu izleyelim sonra devam edelim. Türkiye'nin bir numarası Ambulan TV'de Motorların sunduğu Hello Moto devam ediyor. Hilal Cebeci ile birlikte biz arada yine videoya daldık gittik böyle. Buradaki arkadaşlarla birlikte, konu koordinatörümüzle birlikte, herkesle birlikte daldık gittik. Ben dikkatimi çekti hazır böyle siz izlerken ben dedim bir bakayım. Nargile'nin... Ben izlemezsem bakmayacağım. Ya öyle bir baktınız ki ben kötü hissettim kendimi dedim ben de seyredeyim bari. Yani ezik hissettim kendimi. Muhabbete de giremiyorum bir türlü. O, muhabbete girmek için biraz ilgi gösterirsin ya. Ha evet lan diye böyle. Ha muhabbete gireyim dedim. Şeyler var. Nargilenin ucunda ağızlık da var. Tabii var. O olmadan olmaz zaten. O dönem var mıymış? Evet. Osmanlı zamanında falan da var onu mıymış? Onu bilmiyorum bak. Yani ama o... Merhaba haremdeyim. İki tane ağızlık istiyoruz yalnız. Merhaba. Hayır. Tabii ki yoktur belki ama yine de bir şey vardır orada. Nereden? Onda da vardır içerken. Yoktur ya. Nargileyi zor yapmış adamlar. Yontmuş 8 senede falan. Oldu alın falan. Tamam ağızlık verin. Yani inanamıyorum. Klipte böyle bir ayrıntıya dikkat ettiğini. Ya ben böyle işte baktım mı... ağızlık yoktu değil mi? Vardı. Ya orada vardı. Orada vardı. Baba. Sen o zaman yani iyi bir nargile içicisin. O zaman neyi örtelim biliyor musun? Klibi örtmeye çalışacağımıza bundan sonra öyle bir açıklamalar yapalım ki sanki Osmanlı zamanında da nargilelerde ağızlık varmış gibi evet. İnsanların kafasında. O zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nda çok şeymişler. Neydi hani böyle dezenfektasyona çok... Evet o zaman hijyene önem veriyorlarmış. Steril, evet hijyen. Mesela ben biliyorum hep ön yıkamalı yıkıyorlarmış. Niye çok titizlermiş, şey yapıyorlarmış, kaynatıyorlarmış. Tabii. Şimdi mesela öyle bir sistem yok. Ne kadar, evet çamaşır makineleri kaç derecede yıkıyor? Gerçi o da kaynama derecesi. Osmanlı yaşam ciddiyetini falan ben çok severim. Ben Osmanlı tarihini çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Mesela çok seviyorum. Her türlü devlet olarak böyle imparatorluk olarak yapmaları gereken şeyleri ciddi anlamda çok güçlü kuvvetli böyle yapıyorlar. İşte savaşlar filan tam savaşa karşıyız ama o zaman vazgeçilmezmiş. Onu yapıyorlar. Bir yandan da hayatın içerisinde gereken eğlencelerini de her türlü kuruyorlar. Tabii ki bu imparatorluk kısmı yani alttaki halk kesimi bundan olamıyor. Yani doğal olarak daha çok zorluk çeken taraf oluyor ama... genel olarak Osmanlı'nın yaşam tarzını ben seviyorum. Çok güzelmiş. Bir de mesela şunu da hemen parantez içinde yani açalım. Haremim olsun isterdim. Yani. Onu bütün erkekler ister ama ben Osmanlı İmparator... Ya o dönemlerde tabii ki haremde bulunmak istemezdim. Yani erkekler ister bir padişah olmayı ama ben haremde bulunmak istemezdim açıkçası. Öyle hoş bir şey değil çünkü hani tercih edilmek işte bir sürü... sevdiğiniz birisi var padişah da olsa onu paylaşıyorsunuz bir sürü... bayanla. Zor bir şeymiş yani gerçekten haremde yaşayan insanlar çok ama ondan mutsuzdu. Çocuk sahibi oldun mu tamamdır o senin oluyor. O zaman. Ama yine olmuyor. Yine baktığımız zaman Osmanlı tarihine bir sürü annenin çocukları öldürülüyor mesela. Zaten işte. Haremde olan hanımefendilerin hepsi genelde yani bizim ırkla alakalı olanlar değil yani savaşlara evet, gidiyorlar. Evet, oraya evet. Buraya savaşa gidiyor. O savaşta elde ettiği işte esirleri mesela getirip oraya koyuyor. Oradan beğendikleri hanımefendileri. Evet, evet. Osmanlı İmparatorluğu'nda bizde Osmanlı tarihi programı devam ediyor. Herkese
Tekrar merhaba. O zamanlar gittikleri savaşlarda ülkelerde beğendikleri hanımefendileri getirip haremlerine koyarlardı. Bu sebepten dolayı imparatorlar her zaman farklı milletlerden hanımefendilerle evlilikler kurdular ve imparatorluk aslında daha bir bakıma farklı kitlelere ulaştı. Normal yok muydu? Teşekkür ediyoruz. Birazdan sanat tarihine geçeceğiz. Biraz da rutinliği yine sağlayabilirsem bir süre sonra da şu köşe ya da herhangi bir köşede. Ama şöyle bir gerçek var ki şimdi de buna benzer şeyler oluyor. Yani evet belki 2005 yılındayız ama haremleri yok erkeklerin ama birçok sevgilisi var. Eşleri var işte beraber olduğu. Harem yok ama şey var. Kadıköy'ün orada harem var, otogar falan. Harem var ama. Yine de var yani kardeşim. Yani. Faithless Vigo. Faithless buradan. Ardından devam edeceğiz. Vigo. Türkiye'nin bir numarasından Number One TV'de Hello Moto devam ediyor. Hilal Cebeci ile birlikte şu anda konuşacağımız konu gerçek tarih mi yoksa kitaplarda bize anlatılan tarih mi? Buna girmeye karar verdik. Vallahi ben bilmiyorum. Yok be, ciddi değildim. Neyse albüme dönelim, bayağı bir dağıldık. Albümde kimlerin şarkıları var yeni albümde? Albümümüzde işte Ahmet Özden besteleri var genelde. Bu şarkımız var. Bir de şey var. Ne Nikah Bağlar Bizi diye gene çok eski bir cover şarkımız daha var. Bir tane daha var. Evet. Onun dışında... O kimindi Ne Nikah Bağlar Bizi? Çok özür diliyorum bestecisinden çünkü... Çok yeni aldık o şarkıyı, bilmiyorum. Olsun, eskidir. Ben de bilmiyorum, bak ben de bilmiyorum. Evet, aslında böyle şeyleri bilmem lazım. Yani şu an böyle bir soruyla karşı karşıya kaldığım neyse, için. Neyse geçelim. Şeyler, şarkılar hızlı mıdır, hep yavaş mıdır, nasıldır ortalama böyle genel olarak? Genel olarak hızlı. Yani genelde hızlı. Şey, benim şarkım, tarzım yani, odur. Dans şarkısı da oluyor ama içinde böyle hüzün, aşk, işte ayrılık falan oluyor ama dans şarkısı bir oluyor. Bir tane dertlerimle baş başayım diye slow bir şarkım var ama hakikaten çok güzel bir şarkı. Yani onu mesela dinlerken ağlıyorum. Sadece ben değil, onu dinleyen herkes ağlıyor. Acayip bir şarkı. Var mı burada dertlerim bize getirdiğin CD burada içerisinde? Yok, getirmedik size onu. Yani sonuçta bizde de şu anda albüm halinde değil. Gelen 3 tane tabii, şarkı var çünkü şarkı. Albüm henüz yok. Henüz yok, 12'sinde. Dertlerimle baş başayım çok güzel. Çünkü benim bir önceki albümümdeki slow şarkı da çok beğenilmişti. Ya bir de hep şu telaşım var benim. Her albümüm bir albümümden daha iyi olsun. Çünkü bu böyle oldu. Üçüncü albüm ama hepsi birbirinden daha güzel tirajlar yaptı ve daha birbirinin üstüne bindi. İnşallah bu da öyle olsun stresi. Benim aslında şu an en stresli dönemim açıkçası. Ya şimdi Hilal Cebeci... daha aslında baktığım zaman müzik dünyasında yeni isimlerden bir tanesi. Tabii yani tabii ki çok yeni. Yani 4,5 sene oldu ben müzik piyasasına gireli ama tabii ki bunun bir öncesi de var. Yani ya, şeyi de kabul etmek lazım. Böyle çok sağlam bir şarkı kitlesi bırakmadı arkasında. Yani birkaç tane. Tabii. Çok sayıda tabii. Değil. Tabii. Çünkü bu böyle bundan sonrası çok daha iyi olması için doğal olarak herhalde daha iyi ama olması için. Ama şöyle bir gerçek de var ki, 4,5 sene, 5 sene gibi bir zamanda ayakta kalabilmek bizim camiamızda çok zordur. Yani mesela benimle birlikte düşünüyorum, o Ben Köylü Güzel'inde işte ilk çıktığım dönemde benimle beraber en aşağı 20 şarkıcı çıkmıştı. Bunların hiçbiri yok. Çok zor bir sektör. Gerçekten zor. Ama hala benim eski şarkılarım çalınıyorsa radyolarda, hala evet. İnsanlar bunu söylüyorsa bu da çok güzel bir Hayır, şey. Ya, Hilal Cebeci ben hiçbir şey yapmadı demedim. Sadece şarkı adedi olarak, şarkı adedi şarkı olarak. Tabii ki çok çünkü da normal. Yeni bir yani isim. Çok normal. 3 tane albüm. Tabii. Yani 15 tane albüm yaparsınız. Peki, o zaman şey farklı olur. Bu sektörden zor bir sektör ya. Cidden tamam zor. Yani bizde her ne kadar farklı yani ekran önündeyiz ama farklı şeyler yapıyoruz. Müzik sektörüyle alakalı çok da fazla benim abartılı bilgi sahibi olmam ve söylemem zor. Çünkü ben de zor, bilmiyorum. Zor, evet. Şimdi orası zor ve o sektörde müzik adına başarılı olan ve sesi güzel olan ve müzikte yaratıcı olan kişiler mutlaka tutunuyor mu? Tutunuyor. Yoksa başka şeyler de gerekiyor hayır, mu onun hayır. Yanında? Şimdi şöyle bir şey var. Biraz karışık bir ortam. Yetenekliyseniz kalıcı oluyorsunuz. Yani nasıl yetenekliyseniz. Çok eleştiriliyorsunuz bazen. Mesela şöyle, benim bunu sektöre... Kısa kısa konuşacağımıza bir ara verelim. Ondan sonra... Ara vermesek mi? Metin Aralat Psikoloji. Onu izleyelim. Ondan sonra şey tamam. Yapalım. Daha uzun konuşalım. Çok güzel bir konu. Teşekkür bunu konuşalım. Teşekkür ederim. Şey, eli tutalım. Öyle... ara verelim.
Türkiye'nin bir numarasından Number One TV'de Hello Moto devam ediyor. Hilal Cebeci ile birlikte artık yavaş yavaş da böyle sona doğru gidiyoruz ama o klip, ciddi, klibi nasıl ciddi buldun? Konuya sizden olan öyle ya. Boş ver ya. Ya biraz önce yarım kaldı onu anlatın yani sektörde yani, tutunmak için illa. Yani sektörümüz şöyle, bu sektörde tutunmak çok zordur. Kimse ilk zaman çıktığınızda sizi ciddiye almaz. Bende de biz bu oldu. Biz bir de yeni kişilere karşı ilk bakışımız vardır. Sempatik değil de antipatik değildir, oluyor. Antipatiktir. İlk çıkarsınız, benim de köylü güzel abim öyle oldu zaten. Bütün dikkatleri üzerine topladı. Bütün dikkatleri üstüne çektiğiniz anda zaten bir anda antipati topluyorsunuz. Evet. Camianın içinde, dışarıda sizi insanlar seviyor, o ayrı. Aslında o antipati diye söyleniyor ama parantez içerisinde kıskançlık diyebiliriz. Kıskançlık ona diyebiliriz. Bu çok doğru. Bunu saklamanın, bunu herkes de biliyor yani. Saklamanın da bir anlamı yok. Tabii doğal olarak böyle olunca tutunmak daha da zorlaşıyor. Çünkü kendinizi kabul ettirmek zaman alıyor. Aslında tüm dünyada da böyle. Sadece bunu Türkiye'ye, ülkemize mal etmek de yanlış olur. Tüm dünyada bu böyle. Yani bu iş çok zor bir iş. Bu sektör çok zor. Bu sektörde tutunan ve isim olmuş insanlara aslında saygı göstermek gerekir. Her ne olursa olsun. Çünkü zor bir şey. Klibe istek var. Klibe çok istek var, evet. Yani yok, klip buradan çok istek var. Buradan istek, klibin konusuna istek var. Klibin konusu en çok kızları ilgilendirdi yalnız. Dikkatini evet, çekiyorum evet. Bak erkeklerden hiç hani kliple ilgili şu bu falan değil. Kızlar da inanılmaz yok, bir... Yok ya bize nargile şimdi, ver tamam. Yani nedir? Kızların ilgisini çekti demek ki ben erkeklerden çok kızlara yönelik. Burada kadınların dünyası var. Yani kadınlar tek başlarına var olabilirler. Kadınlar erkeksiz bir hayat yaşayabilirler. Evet. İşte bunu anlatıyor bu klip. Erkekler olmasa da olur değil mi? Erkekler olmasa da olur kızlar. Oraya erkek koydu sizi. İşte koymadık yok ki. Ne oldu? Koymadın. Yok ki. Erkek yok. Sabahtan beri klibi seyrettim. Harem orası ya. Haremde erkek yok ki. Yok işte ama tabii. Sizi oraya o getirdi. O getirmiş olabilir canım. Ondan bahsetmiyoruz ki biz. Genel bir şeyden bahsediyoruz. Peki burada farklı bir ilişki varmış klipte. Şimdi ben sabahtan buradan da sevgili izleyiciler şu anlaşılıyor ki beni kesinlikle dinlemiyor. Ben burada kendi neyse kendime ya, klibe konuşuyorum. Klibe girmeyelim dedim ben sana değil mi? Bak klibe girdik daha da ortalık. Ya bak klip işte kardeşim. Hilal Cebeci'nin Azize klibi. Güzel rutinliği bozsun diye kenara geçip sallıyor. Ondan sonra da nargile içiyor. Nargilenin ucunda ağızlık var. Bu kadar işte kısaca. Değil mi? Yani, web sitesi var mı Hilal Cebeci'nin? Var tabii. Olmaz olur mu? Nedir? Ve buradan web sitem var ve şöyle de bir şey var. Mesela buradan da onu hemen söyleyeyim. Bununla gurur duyuyorum çünkü. Erkek şarkıcılarda Tarkan'ın, bayan şarkıcılarda da benim en çok üyem var. Bunu da gururla söylüyorum. Evet, söylemek istiyorum. Tarkan'ın davaya konserleri vardı, çok büyük ilgi gördü. Biz güzel. De bol bol davetiye vermiştik çok olayla güzel, alakalı. Çok güzel web sitesi konserler. Nedir? Söyleyelim ki Hilal Cebeci'yi merak edenler bilsinler. Hilalcebeci.biz Hilalcebeci ve yani ve.biz. Hilalcebeci.biz. Evet, evet. Okey. Bu web sitesinden de Hilal Cebeci'yi takip edebiliyorsunuz. Bir ara verelim, biraz da kapatacağız zaten. God Joe so many times. Bir daha klibe sokmayın beni sakın. God Joe. Türkiye'nin bir numarasından Number One TV'de Hello Moto devam ediyor. Sonuna geldik. Şimdi biraz klipten bahsedelim. Program çok güzeldi. Ben çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Albümle alakalı falan böyle şeyi söyleyelim. 12 Ekim'de çıkacak. 12, evet 12 Ekim'de çıkacak. Buradan herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Öpücüklerimi gönderiyorum. Sevgi ve saygılar. Albümün ismi Kim Gitsin. Kim Gitsin, müzik evet. Müzik marketlerde olacak. İlk evet. Video Azize her yerde. Televizyonla alakalı farklı böyle bitiyor ya program. Son olarak standart sorular söyleyeyim. Televizyonla alakalı var mı yakında projeler falan? Ya şu an için öyle projeler yok. Yani bunun... bu projelerin çok şey olması lazım biliyorsun hani güzel. Olsun ya. Yani çok güzel bir şeyler olması lazım olur, ki. Olur zamanla. Zamanla. Zamanla hafif hafif. Yavaş yavaş ya. Ben istersen güzel bir hareketle kapatalım programı. Müzik. Müziğimizi açıp şuraya mı çıkalım? Buradan gözükmez oraya, herhalde. Tam şunun önüne gelelim. Gel sen de. Ben bunu çekerim. Gel Bera. Allah dur panik oldum. Tamam. Ne yapacağız? Şimdi sen böyle döneceksin. Olmaz. Ben bu yanlış oldu. Yanlış oldu bu. Niye yanlış oldu? Tersi olması ama gerekiyor. Ama olur mu? Ben böyle yapacağım. Ha tamam oldu.
Ama şey arası, benim şarkımın arası olacak da şöyle yapacağım. Bu şarkıda ya. Yapamam ki. Olur olur, bu şarkıda da olur. Bir Azize'yi koyalım o zaman. Neyse biz gidelim en iyisi. Şeyden sonra yaparız, programdan sonra. İyi akşamlar, bay bay.